Merhabalar sevgili izleyiciler, yeni bir canlı yayında birlikteyiz. Bugün Ordu Tanıtım Günleri'nin 3. günü, İstanbul Yenikapı'dayız. Şimdiki konuğum yakinen tanıdığımız bir isim. Biliyorsunuz Ordu'yu ne diyoruz? Şelaleler şehri diyoruz. Şelalelerin de en çok olmuş olduğu ilçemiz Çaybaşı, İlküvez mıntıkasında. Tabii şelalelerle fazla olunca bunu da bir derneğe olsun istedik. Şelale Şehri Ordu Dernek Başkan Yardımcısı Sayın İsa Aydoğdu bizlerle birlikte. Biz bu dernek kurulmadan önce de İlküvez'e çıktığımızda hatta bu şelalelerin bir tanesinde Değirmen adlı kısa film çekmiştik o dönemlerde. Onun da resmini katalogda görmek bizleri daha da mutlu etti. Evet, İsa Bey, hakikaten Şelaleler Şehri aslında anlatılmakla bitmez. Evet. Anlatılmakla bu güzellik hafızalara kazınmaz. Bizzat gidip yerinden o şelalelerin aktığındaki yüzlerinize vuran yağmur taneciklerini hissetmek gerekiyor aslında. Evet, evet. Orada bir gece kamp yapmak gerekiyor. O soğuğu evet. almak gerekiyor aslında. Evet. Sizler neler söyleyeceksiniz şehrimiz için? Evet, Hamza Bey teşekkür ediyorum yayında konuk ettiğiniz için. Ve bizi izleyen tüm izleyicilerimize selamlarımız, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi Şelaleler Şehri Ordu Dernek Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Çaybaşı, Cuma Çayı üzerinde bulunan 4,5 kilometre alanda 20 şelaleyi kapsayan ve şelalelerle birlikte sayısız ahşap köprüleri, 2 tane faal su değirmeni ve restore edilebilir değirmenleri, yürüyüş yolları, şelalelerin doğduğu alanda yaylaları olan, yaylaları kapsayan bir doğal alanın projesi olan İpek Yolu Şelaleleri Projesi'nin de proje sorumlusuyum. Sizlerle daha önceden misafirimiz olduğunuz orayı gördünüz. Gerçekten Şelaleler Şehri Ordu Derneği ile birlikte o yöremiz farklı bir anlam kazandı. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında pandemi döneminde Ordu Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Mehmet Yılmaz Hocamız, Profesör Doktor Sayın Mehmet Yılmaz Hocamızın öncülüğünde sosyal medya üzerinden insanların pandemi dönemindeki olumsuzlukları en asgariye indirmek için bir paylaşım başlatılmıştı. Doğa resimleri ve özellikle şelaleler resimleri üzerinden. Ancak biz İlküvez'den, ben zaten daha önceden şelalelere karşı bir ilgim ve merakım vardı. Sosyal medya hesaplarımdan bunu sürekli paylaşırdım. Onu da biz derneğe katılınca biz ve İlküvez'den çok sayıda bu işe gönül veren insanlarla birlikte derneğimize üye olduk ve derneğimizin de yönetiminde yer aldık. Ve derneğimizle birlikte bu doğal güzelliklerin tüm doğa severlere, öncelikle kendi yöremize, Ordu ilimize ve daha sonra tüm Türkiye'deki doğa severlere tanıtmak, göstermek amacıyla böyle bir çalışmaya başlamış olduk. Gayet de güzel oldu. Şimdi tabii ki resimlerde artık internet elimizin altında. Evet. Bütün resimlere ulaşabiliyoruz. Google'a da sorduğumuzda bizi orayı gösteriyor evet. ama az önce de söylediğim gibi hakikaten doğada yürümek, yani yürüyüş yolları dediğiniz çünkü evet. insanların oraya ulaşması, o güzelliğe ulaşması, bazen her şey arabayla olmasın. Evet, evet. Yol yaptığımızda doğayı takip edeceğiz. Araç yolu yaptığımızda. Ama patikalarla gittiğimizde hem o dağın, doğanın oksijenini, biliyorsunuz zaten orada da oksijen diyarı diyoruz. Evet. Hem bu oksijeni içimize almış oluruz. Hem o yapraklar yüzümüze vurmuş olur. Hem o su, havada güneş varken ya bu yağmur nereden ni evet. hissetmek için o görselliği resimlerde değil, bizzat içinde yaşamak için ben herkesi Çaybaşı'na, İlküvez'e, Ordu'ya davet evet, ediyorum. Evet. Peki oraya geldiğimizde şeyi nasıl bulacağız? Veyahut da sizi nasıl bulacağız? Bize kim rehberlik yapacak? Evet Hamza Bey, şimdi söylediklerinize katılıyorum. Biz doğayla ilgili son yıllarda müthiş bir ilgi var. Yani insanlarımız artık doğal yaylalar, yeşillik, orman bunları talep ediyorlar. Bunları görmek ve buralarda yaşamak istiyorlar. Evet. Bu hususlarda da bizim İpek Yolu Şelaleleri dediğimiz bölgemiz birebir o iş için yaratılmış diyelim adeta. Evet. Yani Taz Yaylası'ndan başlıyorsunuz, akabinde Çilekli Yaylası, sağında Kapılı Tepealan Yaylası, üzerinde Göksu Yaylası, solunda Kurtboğaz Yaylası.
yayladan itibaren bu sular doğuyor zaten. Evet. Ve birbirinden güzel şelaleler, önünde göller, sağında solunda yürüyüş yolları, doğal göller, ahşap köprüler. Yani doğanın kendisi orada. Evet. Ancak eskiden buralar kullanılırmış. İnsanlar buralara patika yollarla ulaşılırmış. Ama son yıllarda bu yollar artık kapanmış. Evet. Şu anda her insanımızın buraya gelip buraları gezmesi şu an için mümkün değil. Ama bizim İpek Yolu Şelaleleri ve Şelaleler Şehri Ordu diyerek sosyal medya hesaplarımız var. Evet. Şelaleler Şehri Ordu derneğimiz var. Bu sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler. Biz de kendilerine göre de rehberlik yapabiliriz. Ancak şu an için üzülerek şunu söylemek istiyoruz. Hani misafirlerimiz gelmek istiyorlar, görmek istiyorlar. Bizlere zaten sosyal medya hesapları üzerinden ulaşıyorlar ama şu an özellikle bayanlar, çocuklar, yaşlılar, arazi şartlarında yürümeye elverişli olmayan insanlarımızın buraya şu an inmesi mümkün değil. Bu yüzden biz yerelde Çaybaşı Kaymakamlığımız, Çaybaşı Belediye'miz, Ordu'daki kurum ve kuruluşlarımıza kataloğumuzu da içeren bir briefing verdik, sunum yaptık. Evet. Ve onlardan asgari düzeyde ana hizmetleri yaparak insanlarımızı oraya göstermek istiyoruz. Ve ilk söylediğinize de katılıyorum. Bizim doğa ile ilgili, doğayı tahrip etme ile ilgili önümüzde çok kötü örneklerimiz var. Bugün Ayder, Uzungöl batmış, bitmiş, tekrar restore etmeye çalışıyoruz. Ama bunlar bizim önümüzde kötü örnekler. Biz bunlardan ders çıkararak tabiatı kesinlikle bozmadan, yani dernek olarak prensibimiz şu, yani bir şelale ve gölde karesinde araba olmasın. Evet. Ve bunların yakınlarına kadar insanlar araçlarıyla ulaşsınlar. 500 metre, 600 metre, yerine göre 1 kilometre düzgün patika yollar, taştan, ahşaptan, demirden ama her insanımızın da ulaşabileceği şekilde şelalemize, doğal alanımıza insinler. Orada bir seyir terasımız olsun. Seyir terasımızdan o alanı izlesinler, fotoğraflarını çektirsinler ve daha sonra uygun yerlerde yemedir, içmedir, barınmadır. Bu artık devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın, özel müteşebbislerimizin gayretleri olacak şeyler. Bunlar da gerekli olanlar yapılsın. Yani bu alanımız Ünlü'ye gerçekten 40 kilometre. Yani ayağımızın bir tarafı denizde, bir tarafı doğada, yaylada. Aynen. Böyle bir güzellik. Çadırlarımızı alıp gelelim. Barınma 40 kilometredir zaten. Evet, evet. Üşüdüysek zaten arabamız vardır. Atlar Ünlü'ye, Fas'a, Ordu'ya, nereye gideceksek gideriz. Ama çadırda şöyle doğayla baş başa, ben onu istiyorum. Bisikletini alsın. Evet, gelsin, evet. Orada çadırını kursun. Gerekirse oltayla balını düşsün. Evet. Akşam cızbızını yapsın. Evet, balık demişken kırmızı benekli alabalıklar. Yani evet. O bölgede özellikle çayın doğduğu alanlarda mümkün. Şu anda zaman zaman rastlıyoruz. Böyle yöre insanı avını yapanlar var. Evet. Onlarla beraber alanı gezdiğimizde o kırmızı benekli alabalıkları gördüğümüzde o bir müthiş bir hava. Yani yemeden önce o balığın o görselini izlemek çok muhteşem bir has. Yani dediğimiz gibi Ünye, bir ayağımız denizde, bir ayağımız yaylada, yani doğada. Bunları devletimizin ve dediğimiz gibi sivil toplum kuruluşlarımızın, özel teşebbüslerimizin gayretleriyle bir bütün haline getirebilirse gerçekten Ünye'miz ve arka bölgesi, Çaybaşı'mız, Ordu'muz, hatta biz derneğimiz olarak bununla ilgili, turizmle ilgili gerek ulusal, uluslararası yayınlar, kişiler, kuruluşları davet ettik. Bölgeyi gösterdik, gezdirdik. Çok güzel. Ve onların kanaati de şu, burası gerçekten turizme kazandırılması gereken bir alan dediler. Bu yüzden zaten gayretimiz, çabamız bu yüzden. Bunu bir şekilde tüm gelmek isteyenleri, görmek isteyenleri göstermek amacında. Amacımız yavaş yavaş hedefine ulaşıyor. Zaten adım adım gider. Her şey, evet, bire birden olmaz. Ama siz bunun başlangıcını, temelini atmışsınız. Gayet güzel olacağına inanıyorum. Evet sevgili izleyiciler, Şelaleler Şehri Çaybaşı'ndan, Ordu'dan Sayın hem Dernek Başkan Yardımcısı İsa Azdoğdu ile dilimizin döndüğünce size orayı hissettirmeye, yaşamaya çalıştık. Asıl yaşamamız gereken, dediğimiz gibi, başlamasaydık gibi, sizleri oraya davet ediyoruz. Bir sonraki canlı yayında buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.